Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir deneysel bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da okuyabildiğiniz gibi bugün bronzlaştırıcı krem deneyeceğiz. Benim gibi beyazsanız, benden daha beyaz olanlar var biliyorum. Ve güneşte de renk alamıyorsanız ya da kışın bile bronz tenden vazgeçmek istemiyorsanız bu video tam size göre olduğunu düşünüyorum. Henüz denemedim. Büyük laflar etmek istemiyorum ama sonucu zaten toz. Sonucu zaten birlikte göreceğiz. Şimdi ben bunu niye deniyorum? Çünkü bu yaz hayatımda ilk defa bronzlaştım. Bronzlaşınca onun bir kere tadına varınca çok hoşuma gitti ve düşündüm. Solarium'a girmek hem şu anda toz uçup duruyor. Bu koşullarda benim için düşünebilecek bir şey değil. Hem de çok zararlı olduğu için cilde daha az zararlı bir şey denemek istedim. Bunun için Zant Morris'in bir Tanning Mousse, yani bir bronzlaştırıcı köpüğü diyebiliriz aslında. Köpük formunda, önceden çalkalamanız gerekiyor. Ben hemen abartmak için dark en koyusunu aldım. Ama medium'u da vardı ya da light da var. Siz kendinize göre seçebilirsiniz. Bunu burada ya, araştırdığım kadarıyla önemli olan bunu eşit bir şekilde uygulamak ki her yer aynı tonda, aynı eşitlikte olsun. Yoksa çok kötü duruyor. Bunun için de bir eldivene ihtiyacınız var. Yani bu uygulama için geliştirilmiş bir eldivene. Bu uygulamayı yapmak için geliştirilmiş bir eldivene ihtiyacınız var. Bu markanın kendi eldiveni var. Bunu set olarak da alabilirsiniz. Ben bunu Amazon'dan aldım. Size linkini bırakacağım. Türkiye linkini bulabilir miyim bilmiyorum ama Almanya linkini bırakacağım. Ben ama bu markanın almadım. Bunu daha önceden almıştım. Bu DM'in kendi markasına ait bir bronzlaştırıcı krem uygulama eldiveni. Şöyle size gösterecek olursam. Böyle bakın, kadife gibi bir yapısı var. Şu şekilde elinizi geçiriyorsunuz ve dairesel hareketlerde bu kremi tamamen tüm vücudunuza yediriyorsunuz. Bu yapısı sayesinde her yere eşit dağılıyor. Hiçbir yerde böyle çizgilenme vesaire olmuyormuş. O yüzden bu eldiveni mutlaka alın eğer böyle bir şey alacaksanız. Evet, onun dışında vücudunuzun mesela şuraları, işte eklemler, daha kuru yerler, koltuk altı vesaire, kulak ve kulak arkası. Bu bölgeleri önceden bir losyonla nemlendirmeniz gerekiyor. Sonrasında bunu uygulayacağız. Bu da 4 ila 6 saat arasını etki ediyor ama ben bunu gece boyu üzerine bırakacağım. Sabah da duşa gireceğim. Duşa girmede bir sakınca yok. Ertesi gün, yani bu 6 saat dolduktan sonra her zamanki gibi normal duşunuzu alabilirsiniz. Ben şimdi bunu uygulayacağım tüm vücuduma ve yarın sonucu göreceğiz. İsterseniz böyle bir tenime bakın. Bayağı beyazladım yani. Saçlarımı bağlayacağım. Çünkü beni rahatsız etsin istemiyorum. Sonra krem uygulayacağım. Bu arada köpüğün kendisi zaten kahverengiymiş. Dolayısıyla nereleri uyguladığınızı çok net görebilecekmişsiniz. Şimdi ilk önce bir losyon, herhangi evde bulduğum bir losyonu alıyorum. Ve şuralarıma, bacaklarınıza, dizlerinize,
bileklerinize vesaire uyguluyorsunuz. Sonra birazcık bekleyeceğim bunu emmesi için. Sonra uygulamaya geçeceğiz. Ben bunu halledip geliyorum. Kremimi sürdüm, bu da var gücümle çalkaladım. Şimdi başlayalım mı? Çok heyecanlıyım. Yani sabah uyanınca bir Ferhat olarak uyanmak istemiyorum. Bu da ne demek işte. Şimdi şuraya mı döksem, peynir mi döksem, şuraya dökeyim. Elimden kayıyor ama biraz. Boka benziyor. Neyse. Dur şunu şöyle biraz. Keşke sıfır kol bir şey giyseymişim, değil mi? Yapacak bir şey yok şimdi. Boku kondurdum. Şimdi dairesel hareketlerde aman Allah'ım. Bunu yedirmemiz gerekiyormuş. Ay dairesel nasıl unuttum. Doğru mu yapıyorum? Çok stres oldum nedense. Bakar mısınız iki kolumun arasındaki rengi? Bakar mısınız iki kolumun arasındaki renk farkına? Şu anda bile. İyice yaydığımı düşünüyorum. Şimdi kalını koltuk altına. Aslında şuraya bir tık daha görebiliriz ya. Why not yani? Oldu gibi. Kolumun arasındaki farka baksanıza, renk farkına. Çok seslendim. Nedense böyle hani şimdi biraz daha çok koydum. Nedense böyle şey gibi hissediyorum. Sanki acele etmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Kalanları da böyle elime uyguluyorum. Kaslarımı görüyor musunuz? Neyden oluşuyor bunlar bilmiyorum. Boynum. Boynum şu anda çok kötü. Evet, bu şekilde bütün vücudunuzu uyguluyorsunuz. Yüzüme iyi bakın. Çünkü birazdan son kalanları da yüzüme uygulayacağım. Yani ekstradan bir pompa almayacağım. Sonra sabah görüşeceğiz. O zaman ben şimdi size veda ediyorum. Bakın son kez. Ve sabah görüşüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bronzlaştım. Öncesi sonrasını bayağı iyi görüyorsunuz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ilk denemem olmasına rağmen bayağı bayağı eşit oldu ve yumuşacık. Sabah uyandığımda, yani aslında az önce duşa girdim.
normal duşa girebiliyorsunuz. O zaman da böyle bir renk aktı ama bayağı iyi yıkamama rağmen hala her şey duruyor ve cildimde şu anda fondöten yok aslında. Şu an cildimin bu aralar ne kadar kötü olduğunu görebilirsiniz ama sadece bu görüntüyü bozmasını istemediğim için, sizi yanıltmasını istemediğim için fondöten sürmedim. Birazdan süreceğim. Ama bayağı esmer bir kız oldum. Bayağı kış ortasında yandım. hoşuma gitti. Tabii bir de buna uygun bir makyaj yapılırsa bence çok güzel olur. Ruj sürdüm ama şu an rujun ne kadar kötü göründüğünü fark ettim. Ruju bir silip geliyorum. Böyle daha iyi oldu. Çok garip geliyor bana şu an. Hem ten rengimin koyu olması hem de bu halde kendi makyajsız görmek de bir garip oldu. Ama yine de tabii ki daha bence canlı duruyor. Beyazken çok ölü gibi durabiliyorsunuz. Bilmiyorum. Ben sevdim. Yani ben bunu artık bir rutin olarak kullanırım diye düşünüyorum. Herhangi bir sivilce vesaire yapmadı. Tenim de hala bakın parlak ve güzel. Şimdi bunu bir de korumak lazım. Onu nasıl yapacaksınız? Sakın böyle liflenmekten, kendinizi yıkamaktan korkmayın hiçbir şekilde. Zaten derinize silmiş olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Sabah uyandığınızda yıkanın. Sonrasında her gün güzelce cildinizi nemli tutmanız gerekiyor. Ne kadar nemli tutarsanız yok olduğunda o kadar eşit yok olur. Yoksa böyle leke leke durabilir yani. O yüzden ona mutlaka dikkat edin. Onun dışında uygulaması gayet kolaydı. Siz de gördünüz. Sadece ben ne bileyim böyle bir zamanla yarışıyormuş havasına kapılıp kendime gereksiz bir stres yaptım ama hiç gerek yok. Denemek için sadece kollarımda, yüzümde, boynumda ve dekoltemde denedim. Ama bütün vücuduma uygulamayı planlıyorum. Bu böyle bir görmek istedim aslında bana nasıl gidiyor bu renk. Çünkü bu bronzlaştırıcı kremlerin çoğu çok turuncu oluyor. Ama bakın bu turuncu değil. Bu bildiğin gerçekten kara. Bu gerçekten kara yani. Turuncu olmaması benim için çok önemliydi. Çünkü hem bu bronzlaştırıcı kremler çok turuncu olabiliyor. Hem de yani yapay olduğu için, yapay pigmentler olduğu için. Aynısı solaryum için de geçerli. Solaryum bronzluğu ile güneş bronzluğu asla aynı değil. Anlıyorsunuz. O yüzden bunu bayağı beğendim. Eğer beyazsanız, özellikle yazın bunu çok iyi düşünebildim. Az önce anneme de söyledim. Mesela plaja gittiğinizde herkes bronzlaşmış ama siz böyle bembeyaz çok göze çarpıyorsanız böyle birkaç gün bununla idare edebilirsiniz yanana kadar. Ya da hiç artık güneşe çıkmazsınız. Ben öyle planlıyorum açıkçası. Artık hayatımın sonuna kadar bunu kullanıp güneşe çıkmayı planlamıyorum. Zaten güneşe çıkmak çok da faydalı bir şey değil yani. Yani belli oranlarda tabii ki gerekli ama anladınız siz. Aman uzatmak istemiyorum. Evet, bu esmerliğe doyana kadar bu şekilde devam edeceğim. Beni yani böyle göreceksiniz. Buna alışırsanız iyi olur. Esmerlikten sıkılınca tekrar yine zaten bir kese yaptığınızda eski haline gelir. Bu kadar. Bu arada ben Türkiye'de bulursam linkini bırakacağım. Eğer bulamazsam almaya linkini bırakacağım yine de. Ne bileyim bir imkanınız olur alabilirseniz alırsınız. Onun dışında eğer sizin bildiğiniz Türkiye'de bulunan ama şeyden bahsetmiyorum lütfen onu yazmayın. Rossmann'ın var. Bu başka nelerin var? Nivea'nın var bildiğim kadarıyla. Onları tavsiye etmeyin. Çünkü onları denemiştim. Onlar gerçekten turuncu oluyor. Onları tavsiye de etmiyorum. Yani sürdüğünüz çok belli olur ve onun uygulaması da çok zor. Krem gibi işte eşit yaptım mı yapmadım mı bilemiyorsunuz. Bu köpük halinde ve köpük direkt kahverengi olduğu için direkt siz nereye uyguladığınızı görüyorsunuz. Gerçekten o açıdan bayağı iyi. Bunu seven de var, sevmeyen de var. Almanya'da gerçekten en popüleri bu değil.
Ama bir süre gerçekten çok fazla ilgi görmüş. Sonrasında tabii daha iyiler çıktı ama bu erişebilirlik açısından kolay olduğu için ben bununla başlamak istedim. Başka markalar da var. Böyle. Evet. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Benim için güzel bir deneyim de en azından. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda dediğim gibi tekrar burada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.